Ekranları karşısında bizi izleyen değerli izleyicilerimiz, sizin için Kırklareli'ye geldik ve bu alanda Ayça Hanım'ın konuğu olduk bugün. Buradaki faaliyet ve hizmetlerimizi Ayça Hanım'dan hep birlikte dinleyeceğiz ama öncesinde işletme sahibimiz Ayça Hanım'ı kısaca tanıyalım. Hoş geldiniz Ayça Hanım programımıza. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Bizi de en güzel şekilde ağırladınız. Şehirden Haberler ailesi ve ekibi olarak tekrar teşekkür ederiz. Şimdi çok farklı bir konsept yapıyoruz burada. Bütün bunları ekran karşısındaki izleyicilerimize de aktaracağız elbette ama biz işletme sahibimiz olarak sizleri biraz tanıyalım. 41 yaşındayım. İki erkek annesiyim. Biri 21 yaşında, biri 14 yaşında. 11 ay oldu işletmemizi alalım. Maşallah diyelim. Ailece işlettiğimiz bir işletmemiz. Allah herkese bol bereketli kazançlar versin. Amin. Bu arada yeni yılda yaklaşırken yavaş yavaş yeni yılın son programlarını aslında sizlerle çekeceğiz. Herkese de hayırlı uğurlu olsun. Bunu da atlamayalım tabii ki. Şimdi Ayça Hanım, işletmemizdeki faaliyetleri dinleyeceğiz ama biraz da kuruluş hikayemizi dinleyelim. Nasıl geldi aklımıza böyle bir yer açmak? Yani aslında ben açık olan bir işletmeyi aldım. Tamamen tesadüf, şans diyelim. Mekan sahibinin bize güzel bir teklifi oldu. Bizim de aklımıza yattı. Büyük oğlum aslında turizm otelciliği bitirmişti, onun için almıştık. Sonra yurt dışına çalışmaya gidince mekan bize kaldı diyelim. Siz hem kafe konsepti, aynı zamanda biraz da restoransı konsepti yaptınız burada. Ve çok farklı ki, birazdan bunu detaylı bir şekilde dinleyeceğiz ama kadınlar matinesi de mevcut burada. Sadece kadınlara yönelik eğlenceli şeyler yapıyoruz bu alanda. Şimdi öncesinde, ekip kadromuz burada kaç kişilik, kaç kişiyle hizmet veriyoruz? Yani hafta içi 4 kişiyiz, hafta sonu 10 kişiyiz. 4 kişi hafta içi, 10 kişilik dev kadromuzu hafta sonu hizmet veriyoruz kadınlarımıza. Şimdi yemekten başlayalım. Yemek konseptinde menü seçeneklerimiz, ızgara da var demiştik. Evet. Bu mangal çeşitlerini biraz konuşalım sizinle. Yani ızgarada köftemiz var, bonfile, pirzola, külbastımız var, kanat var. Köftemiz zaten kendimiz yapıyoruz. Hiçbir şekilde dışarıdan katkı maddesi yok. Köftemizin tadını zaten bir kere yiyen bir daha gelmek ister. Her şeyimiz doğal. Yani kendi evimizde nasıl yapıyorsak, anne eli nasıl değiyorsa buradaki tatların hepsi ev lezzetinde. Öyle normal lokanta standartlarında değiliz. Biz hani geldiğiniz zaman anlayacaksınız ki hakikaten anne eli değiyor. Anne eli değmiş gibi yemeklerimiz. Peki Ayça Hanım, kafe alanındaki, mangal alanındaki çeşitlerimizi, spesiyel menülerimizi biraz daha detaylandıralım. Öncelikle yemekten başladık, yemekten devam edelim. Izgara çeşitlerimizde, ürünlerimizi zaten konuştuk, A kalite ürünler kullanıyoruz. Günlük geliyor efendim. Detaylandıralım mı biraz daha? Yani menü seçenekli haliyle nasıl hizmet veriyoruz burada? Şimdi biz kahvaltı konseptimizi biraz genişlettik. Kahvaltıda her şeyi kendi elimizle, hiç dışarıdan hiçbir malzeme almıyoruz. Yani bir köy kahvaltısı, dışarıdan gelen işte böyle evinde yiyemediği el açması böreğini, kekini hepsi el, yani el emeğine yapılan, burada kendimiz üretiyoruz. Çalışanlarımızın çoğu kadın zaten. Amacımız kadın girişimcileri çoğaltmak, onların da biraz para kazanmasını sağlamak. Kahvaltımız dediğim gibi çok zengin. Hani Trakya'nın en iyi kahvaltılarından birisi diye çok övmüyorum kendimi ama hani gelen de müşterilerimizin söylediklerini söyleyeyim. Peki hocam, kahvaltı çeşitleri dedik. Şimdi onları biraz daha açalım. Ne var kahvaltımızda mesela, tek kişilik ya da çift kişilik? Şimdi genelde serpme kahvaltımız var. Kahvaltı tabağımızda serpme kahvaltının konsept olarak ikisi de aynı. Sıcaklarımızı anlatayım ben size. Çarşaf böreğimiz var, pişimiz var, patates kızartmamız var, ev yapımı kekimiz var, mevsimine göre meyvamız var, kendi yaptığımız reçellerimiz var. Her şey kendi el yapımımızla, yani hiç dışarıdan böyle hiçbir şey alınmıyor. Kahvaltı çeşitlerimizde menülerimiz oldukça zengin burada. Ayça Hanım, şimdi burada birçok alanda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tekrar da vurgulamıştık ama tekrarlayalım. Anne eli değmiş gibi kahvaltılarımız ve yemeklerimiz var burada. Her şey çok doğal ve organik. Şimdi iletişim bilgilerimizi de alalım. Gelmek isteyen, özellikle bu kadınlar matinesi için meraklanan izleyicilerimiz, müşterilerimiz nasıl bulabilir burayı? Yani internet adresimizden de bulabilirler. Orada telefon numaralarımız da mevcut. Bizi takip ederlerse internet adresimizden hepsinden haberdar olabilirler.
Peki şu anda bizi izleyen ekran karşısındaki izleyicilerimize buradan neler söylemek istersiniz? Yani işletmemize gelsinler, tatlarımızı bir denesinler, bizi ziyaret etsinler. Ayça Hanım'a vermiş olduğu değerli bilgileri için çok teşekkür ediyoruz. Burada farklı bir konsept oluşturduk. Kadınlarımıza yönelik eğlenecek çok fazla mekan olmadığı için hem böyle bir işletmenin sahibi olarak hem de kadınlarımızı düşünerek kadınlar matinesi farkındalığı yarattık burada. Ve konseptimiz gerçekten de çok güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz Ayça Hanım'a tekrar. Şehirden Haberler ailesi olarak sizin için gezmeye devam edeceğiz. Kırklareli'nden size seslendik. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.